Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, ben Cübbesiz Mahmut. Verdiğim mücadele dinden para kazananlar ve onlara uyanlarla ilgili. Genelde anlatmak istediğim konu aynı belli başlı maddeler etrafında dönüp durur. Burada bunda çaba sarf etmemizin, bu konulara ağırlık vermemizin iki sebebi var. Birisi, Allah'a ve elçisine atılan iftiralara karşı bu mücadeleyi vermemiz lazım. İkincisi, dinden soğuyan, ateist olan, deist olan ya da değişik gruplara ayrılan insanların ayrılma sebebi, dinden soğuma ve dinden uzaklaşma sebepleri olan meseleler bunlar. Nedir bunlar? Tabii ki hadisler. Sünnet ve hadis ismi altında Kur'an'a aykırı, Allah'a ve elçisine, peygamberlerine hakaretler iddia eden, hakaretlerde bulunan sözler. Biz bunları sanal alemde sürekli tartışıyoruz. İnsanlara anlatıyoruz. Bunlara uymayın. Bunlar Kur'an'a aykırı, bunlar İslam'a aykırı, bunlar Allah'ın ayetlerine aykırı sözler diyoruz. Fakat bize bir ilimden bahsediliyor, hadis ilmi. Hadis ilmiyle ilgili ne kadar ne anlattıysak, bize sorulan soru şu: senin ilim seviyen ne? Sen hadis ilmini ne kadar biliyorsun? Ya da bu hadisin ravisini biliyor musun? Bu hadisin kaynağını biliyor musun? Bu hadis zayıf mı? Bu hadis ehed mi? Bu hadis meşhur mu diye hadisle ilgili bilimiyle, hadis ilmiyle ilgili bize sorular soruluyor. Benim size anlatmak istediğim şu: 80 bin cami var Türkiye'de ve bu camilerdeki imamlar cemaate Allah Resulü buyuruyor ki diye başlayarak bir şeyler söylüyorlar. Peki hiç duydunuz mu? Ey cemaat, bu hadisin ravisi şu şu. Aslında bu hadis zayıf. Hiç duydunuz mu? Ya da bir kişi hadisten önce ya da hadisten sonra şöyle bir şey size söyledi mi? Bu hadisi ben size söylüyorum ama bunun ravisi adaletli bir insan değilmiş, unutkanmış demiyorlar. Yani 80 bin camide imam geliyor bu cemaate, bu topluma hadisi direkt veriyor. Biz bunu sorguladığımız zaman, sen biliyor musun Mahmut Efendi, o hadis zayıf, o hadis ehed, o hadis kutsi diye bizden hadisin açılımını bize veriyorlar. Hadisin savunmak için o hadisle ilgili raviler, kayıtlar, kitaplar hakkında bize hesap soruyorlar. Bu hadis nerede geçiyor? Hangi kaynaktan okudun? Sahih mi diye baktın mı? Ama bana sorduğunuz bu soruları cemaat imama soramıyor. Çünkü zaten camide konuşmak yasak. Camide imam Allah Resulü buyurdu ki diyor ve başlıyor sizin bu hadislerden saymaya. Ve onların lokomotifi kömür seçmiyor. Ne koysan yakıyorlar. Devam. Hiç sorun değil. En son bir hadisten bahsedeyim size. Bir cenazeye katıldım. Arkadaşımın annesi vefat etti. Bağcılar 100 yıl Barbaros Camii. Cenazedeki imam ya caminin imamı ya da Diyanet'in cenaze için görevlendirdiği imam şöyle bir hadis söyledi. Dedi ki, bir kişinin cenaze namazında bir rivayete göre 3, başka bir rivayete göre 40 kişi hakkımı helal ediyorum derse o ölüye mahkeme-i kübrada sorgu sual yokmuş. Tekrar ediyorum. Mahkeme-i Kübra'da sorgu sual yokmuş. Bir rivayete göre 3, bir rivayete göre 40. İstanbul, Bağcılar, Yüzyıl Mahallesi, Barbaros Camii cenazesi. Şimdi, peki cenazeye katılan merhumun, o annemizin evladı, bunu duydu. Oh, rahatladı, ne kadar güzel. Annem cennetlik. Ki zaten yüzlerce kişi vardı. Peki, bana sorduğunuz soruyu
İmama sorabiliyor muyuz? İmam efendi, sen bu hadisi verdin ama bu hadis zayıf. Yok. İmam cemaate söylüyor mu? Yok. Yani biz hadisleri eleştirdiğimiz zaman bize hadisin kaynağı, ravisi, zinciri diye bize hesap soranlar, 80 bin camideki 80 bin imam fütursuz bir şekilde hesap vermeden böyle rahat rahat bu hadisleri nasıl kullanıyor? Biz video yapıp da hadis eleştirdiğimiz zaman sen nasıl olur da ravisi olmayan, zayıf, kutubi sitede geçmeyen bir hadisi Allah Resulü söyledi diye hadis ilmini eleştirirsin. Hadis ilmini eleştirirken bizden ravi ve zincir soranlar. İmamlar bu memlekette yıllardır hiç kimseye hiçbir kaynak vermek zorunda olmadan direkt hadisleri veriyorlar kütür kütür, çatır çatır. Akletmek yasak. İslam dini akıl dini değil, nakil dinidir. En akla mantığa aykırı hadisi veriyorsun, adam sana diyor ki Allah dilerse olmaz mı? Elinde sihirli değnek, Allah dilerse olmaz mı? Hadi ben bir 5 dakikalığını alayım bu değneği. Allah dilerse bütün peygamberleri cehenneme atar. Allah dilerse şeytanı getirir cennetin ortasına koyar. Hadi dur. Ne oldu? İlke kalmadı. Allah ne diyor? Allah asla vaadinden dönmez. Öyle efendim Allah dilerse diyerek Kur'an'a aykırı menkıbeleri insanlara yediriyorlar. Bunlara biz beyin yamyamı diyoruz. Beyin yamyamları. Beyin yamyamları. Akla aykırı, mantığa aykırı, dine aykırı, hiçbir dinle alakası olmayan absürt hikayeleri din diye insanlara veriyorsunuz. Hadisler içinde iftiraların, hakaretlerin, yalanların sayısızca gezdiği bir derya. Neresinden tutsanız elinizde kalır. Ve daha halen hadisleri savunan insanlar var. Eğer hadisleri ille de savunacaksanız, o zaman bize değil, diyanete ya da tarikatınıza ya da cemaatinize söyleyin, sadece güvendikleri hadisleri versinler. Desinler ki ben bu hadise güveniyorum, bunun haricinde hadis okunmasın. Tabi sayısı belli değil, sayı veremeyeceğinizi biliyorum. Niye sayısı belli değil? Çünkü hadis halen üretiliyor. Altında da şöyle yazıyor: Allah dostlarının gördükleri rüya sahihtir. Bu yüzden bu rüya bizim için şer'i delildir. Niye? Çünkü bir Allah dostu peygamber rüyasında görmüş. Peygamberin rüyasında söylediği için, tabi peygamber söylediği için de hadistir. Buyurun size hadis. Onun için sayı veremezsiniz. Çünkü her an yeni bir hadis ilave olabilir. Ya da bir hadis unutturulabilir. İnşallah çevrenizdeki imamlardan bir hadis duyduğunuz zaman bize verdiğiniz tepkiyi o imamlara verin. Deyin ki, bir dakika imam efendi, bu hadisi siz nereden duydunuz? Kaçıncı cilt, kaçıncı sayfa? Kafanıza göre niye hadis veriyorsunuz? Bize diyorsunuz ya, bu hadis nerede geçiyor? Bir de bunu imamlara sormayı deneyin bakalım. Herkes kafasına göre hadis veriyor camilerde. Cemaatte inanıyor. Unutulan bir sünneti ihya edene 100 şehit sevabı. Sanki holding maaşı. Bir insanın ulaşabileceği en yüksek makam şehitlik diyeceksin. Sonra unutulmuş bir sünneti ihya edeceksin. Nedir? Mesela ben söyleyeyim bir tane unutulmuşu. İmamlık yaparken torununu ensene alacaksın. Beraber imamlık yapacaksın. Secdeye giderken indireceksin. Secdeden tekrar rükuya kalkarken, kıyama kalkarken yeniden ensene alacaksın torununu. Peygamber öyle yapmış. Sünnet. İmamken hem imamlık yapıyor hem torunun ensesini alıp namaz kıldırıyor. Şu anda bu unutulmuş bir sünnet. Buyurun yapın. Oradaki vatandaş eşini, çoluğunu, çocuğunu bıraksın, gitsin, savaşsın, ölsün. Bir şehit oldu. Sen ensende çocukla namaz kıl, 100 tane şehit sevabı al. Babasının parasını dağıtıyor beyefendi.
Şimdi buna iman edersen ne olur? Aklını çöpe atarsın. Aklını başına alırsan buna iftira edersin. Karar senin. Selam ve dua ediyoruz.